Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Sözünle dünyamı değiştirirsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Açın. Açıl. İçeride ne oluyor? Cemre iyi mi? Doktorlar bilgi verecek beyefendi. Lütfen sakin kalın ve bekleyin. Cevap verin, Cemre iyi mi? Maalesef ben bilgi veremem. Giremezsiniz, Murat. Yasak. Lütfen bekleyin, elimizden geleni yapıyoruz. İnanın. Murat, ne gerekiyorsa yapıyorlar. Sabır, sabır kardeşim. Murat oğlum sakin ol, sakin ol. Çözün. Açıl. Hasta geri geldi. Geri gitmişler. İşleri çıkmış. Ne zaman gelecekler Hatice teyze? Ay kuzum gel kalk bakalım. Gelecekler. İşleri bitince gelecekler kuzum. Ama aradılar. Dediler ki Zeynep'im uyusun, dinlensin dedi annenle baba. Uyumak istemiyorum. Ama uyumazsan annenle baban gelince uykun gelir bu sefer. Gelsin. Annem ve babamla birlikte uyurum. O zaman onlarla oyun oynayamazsın.
Hadi gel uyuyalım. Olur mu kız? Ay benim kurban olduğum balım benim. Gel benim bir tanecik kuzum gel. Baba. Merak etme, yok bir şey kızım. Yok. Gel baba. Baba başın kanıyor. Olsun, bir şey yok. Bir şey yok yavrum. Kalk. Kalk, hastaneye gidiyoruz baba. Hayır, hastane falan istemem. Beni eve götür. Hadi kızım. Baba olmaz. Yürü, hastaneye gidiyoruz. Ya bu arabayı hazırla. Hazırla. Nazlı, ben götürürüm. Bırak, dokunma sen babama. Yaklaşma bize. Ya Nazlı bak, vallahi kendisi düştü. Biz bir şey yapmadık. Babana bir şey olsun istemem ki ben. Rahat bırakın babama. Beni de babamı da rahat bırakın. Uzak durun bizden. İğrenç bir insansın sen. Hadi kızım, gel. Gel, gel baba gidelim. Cemre nasıl? İyi mi? Durumu iyi, merak etmeyin. Müdahale sırasında kalbi durdu ama yeniden çalıştırdık. Şu anda hayat tehlikeyi büyük oranda atlattı. Yoğun bakım aldık kendisine. Takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Oh. Geçmiş olsun Murat. Hepimize büyük geçmiş olsun. Oh, Allah. Allah'ım şükürler olsun. Çok geçmiş olsun Murat. Çok korkuttu bizi. Hadi artık rahatla. Geçti bitti. Bitti. Oh bitti. Adil arıyor Adil. Aç aç aç. Alo. Adil. Nasıl Cemre Hanım? Oh, yoğun bakımdaymış. Ameliyatı iyi geçti. Oh, çok şükür, çok şükür. Bekleniyormuş. Bekle. Çok şükür iyi olacak benim kuzum. Ara bizi tamam mı? Sık sık ara. Haber ver bize. Tamam. Oh, çok şükür. İyiymiş değil mi? Çok şükür iyiymiş. Allah yavrusuna bağışladı. Ay çok şükür. Yoğun bakımda ameliyatı iyi geçmiş. Çok şükür. Ay abla telefon çaldı ya böyle ne bileyim aklıma kötü kötü şeyler geldi. Sus, öyle şeyler getirme aklına. Ay ne bileyim ya işte. Bak sakın bir daha duymayacağım öyle şeyler söylediğini. Tamam tamam sustum. İyi işte atlatmış. Şükür. Oh, çok şükür Allah'ım çok şükür çok şükür. Çok şükür. Of. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tomografi temiz. Şimdilik gayet iyi görünüyor. İyi o zaman. Gidelim. Yok, öyle bırakamayız sizi. Sabaha kadar gözlem altında tutacağız. Sabah bir tomografi daha çekeceğiz. Bir sonra çıkmazsa o zaman gidersiniz. Tamam doktor bey, ne gerekiyorsa. Bu arada sabaha kadar uyanık kalması gerekiyor. Siz onu uyanık tutun, tamam? Olur. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ya kızım, ne gerek vardı hastaneye? Boşu boşuna geldik buraya. Hiç büyük sözü dinlemiyor. Bir şey istiyor musun bu? Yok yavrum. Nazlı. Kızım. Nazlı.
sen bana mı ağlıyorsun kurban olduğum? Nazlım. Niye yaptın baba? Niye çıktın o adamın karşısına? Senden uzak olsun diye. O kadar çok korkuttun ki beni. Allah Rüstem'in belasını versin baba. Baba o insanlar kötü. Niye yapıyorsun böyle bir şey? Niye çıkıyorsun karşılarına? Gel bakayım. Gel bir tane. Gel bakayım benim canım kızım. Gel. Ben seni o adamı yem etmeyeceğim. Öldürsün beni. Gözümde bile değil. Yapma ne olur baba. Evlenmeyeceksin o adamla kızım. Evlenmeyeceksin. Sümbül'ün lafına kanıp gitmeyeceksin. Benim için kendini yakmayacaksın yavrum. Anladın mı? Canım. Canım kızım. Murat. İyi misin? Nasıl? Her şey yolunda. Ama henüz uyanmadım. Görebilir miyim? Lütfen çok kısa ama. Sadece siz. Ölüyorum sandım. Bana bu acıyı bir daha yaşatma lütfen. Dur gelir birazdan, evde uyursun işte. Boşa geldik bu hastaneye kızım. Bak sen de sabaha kadar heba ettin kendine. Bu düşünme sen beni. Sen iyi misin? Başın ağrıyor mu? İyiyim Nazlıcığım. Baba bir şey var da saklamıyorsun değil mi? Bak hazır hastanedeyken söyle. Nazlı senden niye bir şey saklayayım? İyiyim. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim doktor. İyiyim diyor mu? İyiyim diyorsa iyidir. Başınızda ağrı var mı efendim? Yok, yok iyiyim. Yüzde dişlik yok. İkinci tomografide temiz çıktı. Geçmiş olsun diyelim o zaman. Sağ ol. İyiyim yani. Gayet iyi. Sadece biraz dinlenecek. Bak, ben dedim. Boşa telaş ettin işte. Ama böyle bu gibi durumlarda telaş iyidir. O zaman çıkabiliriz. Tabii, gerekli işlemler yaptıktan sonra gidebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Babam geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Hadi gidelim evimize. Hadi gidelim. Uyandı mı? Henüz değil. Uyanacak, duymuştur o seni. Murat, sen biraz eve gidip dinlensene. Bak perişan oldum. Yorgun değilim ben Melek.
Ya bak Cemre artık iyi diye söylüyorum. Aklının kalacağı bir durum yok. Benim aklım Cemre'de her zaman kalır. Tabii ki kalır. Ama bak biz ikimiz de buradayız artık. Lütfen bir şey olursa biz buradayız. Sen biraz eve git dinlen. Endişeleniyorum senin için. Endişelenme. Murat. Melek haklı. Zeynep'e bir görünüp gel istersen. He? İkiniz de görmeyince kötü olmuştur. Doğru söylüyor. Bak Zeynep için şu an ikiniz de yoksunuz evde. Hadi lütfen eve gidip biraz dinlen. Hemen gelirim. Merak etme biz buradayız. Git kızını gör. Aynen. Aklın kalmasın tamam mı? Hadi. Hatice teyze. Kuzum. Ah gel. Oy. Oh. Gel bakalım şöyle. Ha. Ne oldu? Annemler yine gelmemiş. Gelecekler kuzum gelecekler. Sen o yüzden mi koştura koştura geldin? Ay ben de bir şey oldu sandım. Ben uyurken geldiler mi? Gelmediler kuzum. Gelseler seni uyandırırlardı. Hani geleceklerdi? İşleri bitmemiş kuzum. Bitince gelecekler. Bitsin artık. Ama annen aradı. Zeynep'imi öp benim için dedi. Gel. Oh mis benim kuzum mis. Başka ne dedi? Hemen geleceğim dedi mi? Ben Zeynep'i çok özledim dedi. Ama benim kızım önce kahvaltısını yapsın dedi. Yapalım mı? Hadi gel bakalım. Gel bakalım kuzum benim. Gel bakalım ne istiyorsun söyle. Omlet. Hadi beraber yapalım. 2320 lira ödeme var. Kaç? 2320 mi? Evet, muayene, tahlil ve tomografiler. Kızım biz onu ödeyemeyiz ki. Ödeme tutarınız bu, yapabileceğim bir şey yok. Baba, ben bir telefon edip geliyorum olur mu? Tamam kızım. Kızım, azıcık insaflı olun. Halimi görüyorum. Borcumuz borç. Denkleştirip getiririz. Bu şekilde yapamıyoruz maalesef. Tahsil etmem gerekiyor. Merhaba Murat Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Birazdan çıkacağım da doktorumuza not bırakacaktım. Ama ondan önce amcanın masraflarını benim hesaba ekleyin. Benden bahsetmeyin ama. Taburcu edin yeter. Nasıl isterseniz. Buyurun doktorunuza not için. Thank you.
Ne yaptıysam bulamadım baba. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben bir daha konuşayım şunlarla. İnsan değiller mi? Halden anlarlar herhalde. Kızım, bir bak hele. Güzel kızım. Bizi şu hastane köşelerinde el aleme mahkum etme. Bizde kimsenin parası kalmaz. Siz ikini de öderiz. Sen hele bir müsaade et bize. Tamam amca, borcunuz yok, geçmiş olsun. Nasıl? Yani biz senet menet yaparız. Aklınız bizde kalmasın. Gerek yok. Hastanemizin bu tür durumlar için ayırdığı bir hasta kontenjanı var. Ondan yararlandınız. Çok teşekkürler. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Seninle şöyle bir baş başa kalamadık be Cemre. Bunca yıl. Seninle şöyle bir hesaplaşamadık. Halbuki sen... Sen benden çok değerli bir şey mi çaldın? Öyle bir çaldın ki... Bir kolumu kırdın. Sanki bir gözümü oydun da kör bıraktın beni. Ben hayatım boyunca senin kadar kimseden nefret etmedim. Hele Murat'ın. Murat'ın sana nasıl aşık olduğunu her gördüğümde. Bir kadını nasıl sevebileceğini her gördüğümde... Neden yakamı bırakmıyorsun benim? Neden? Neden? Görmüş. Ona yardım etmediğimi biliyor. Onu orada bırakıp gittiğimi biliyor. Ama beni görmüş. Görmüş. Kim görmüş? Melek, iyi misin? İyiyim ya. Başım şey oldu. Zor bir gece geçirdik. Elini yüzünü yıka istersen açılırsın. İstemiyorum. Al o zaman bir şeyleri. İstemiyorum Furkan. Yemen lazım. Al. Bence onu ye. Çünkü biraz sonra nöbette tek kalacaksın. Ayakta kalmam lazım.
Nasıl? Çok kısa bir işim var. Şirkete geçeceğim. Murat gelene kadar yalnız bırakacağım seni. Sen git ya. Ben iyiyim, hallederim. Tamam. Görüşürüz sonra. Zeynepciğim, sen ne yapıyorsun burada? Annemle babamı bekliyorum. O zaman bak bakalım kim gelmiş. Baba! Kızım. Bir tanem benim. Oh, bir tanem. Güzelim. Ben sizi çok bekledim. Sabah uyandım, gelmediniz. Geldim, buradayım. Annem nerede, içeride mi? Annen gelmedi bir tanem. Niye? Hani gelecekti? Ben buradayım. Annen ne zaman gelecek peki? Birazcık daha içi kaldı. Şu kadarcık. Bitsin hemen gelecek. Ama ne zaman? Az kaldı bir tanem, az kaldı. Hem annen sana bir şey söyledi. Ne söyledi? Seni çok özlemiş. Ben de annemi çok özledim baba. Gelsin artık. Gelecek canım. Söz veriyorum. Gördüğünü söylerse mahvolurum ben. Orada bırakıp gittiğimi söylerse mahvolurum. Bir daha Murat'ın bile yanına yaklaşamam. Müsait misin oğlum? Gelebilir miyim? Gel anne. Nasılsın? Ha? Daha iyi misin? İyiyim. Keşke biraz dinlenseydin de öyle gitseydin hastaneye. Nasılsa Melek de Furkan oradalar. Furkan'ın şirkette işi var anne. Hemen zaten Zeynep'i görmek için geldim. Yoksa ayrılmazdım hastaneden. Ama hiç dinlenemedin ki oğlum. Yani en azından bir iki lokma bir şey ya. Gerek yok. Peki, sen nasıl istersen. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sen Zeynep'in yanında ol yeter anne. Baba. Bir tane. Gel. Gel benim bir tanem, gel. Baba, ikimiz puzzle yapalım mı? Puzzle mı? Evet, puzzle. Hani yarıda kalmıştı ya, anneme sürpriz olur. Harika fikir. Ama benim şimdi çıkmam lazım. Ama neden? İşe gideceğim ben. Ben seni görmek için geldim. Yeter artık, gitme işe. Annem de gelsin, üçümüz puzzle yapalım. Yapacağız bir tane. Söz yapacağız. Annen de gelsin. Puzzle'ını birlikte tamamlayacağız, tamam? Küstüm. Küsmez benim kızım. Kocaman kız o. Hı?
akıllıdır benim kızım, değil mi? Uslu uslu bekler babasını o. Beklersin değil mi? Hemen gelin. Annemle ikiniz gelin. Hemen geleceğiz. Söz veriyorum. Sarıl bakayım kocaman babaya. Ayşe neredesin ya? Kartın lazım bana. Elin kolun hiç boş gelmiyor. Boşalır mı ana? Zengin damat buldu. Nereden duydunuz siz? Ne damadından bahsediyor? Biz duyarız. Duymaz olur musunuz hiç? Gözünüz kulağınız el alemin üstünde. Bak bak, laflara bak. Beğenmiyor bizi, gördün mü? Onu kim beğensin? Kızı Rüstem'e verdi de hanım mı oldu? Bana bak Meryem. Paralarım seni. Lafını bil. Bir şey demedik canım. Tamam, hayırlı olsun. Yalnız Rüstem Nazlı'dan çok büyük. Babası yaşında. Ne olacak şimdi? Derdi sana mı düştü? Biraz düştü. Şurada komşuyuz. Hasetinizden çatlıyorsunuz değil mi? Kıskançlıktan geberin değil mi? Gencecik kızı Rüstem'e sattın değil mi kıskanıyoruz? Höst! Allah'ın emriyle geldi istedi. Niye iftira atıyorsunuz he? Utanmaz, arsızlar sizi. Efendim Murat. Melek bir haber var mı? Yok henüz. Doktora not bırakmıştım ama seni de bir aramak istedim. İyi yapmışsın. Melek. Uyanmadı değil mi hiç? Uyanmadı. Tamam. Geliyorum, yoldayım. Teşekkür ederim Melek. Uyanmadı ama uyanacak. Nazlı. Nazlı kızım. Nazlı. Uyumuş yavrum. Sabaha kadar peşimde dolandın durdun. Kadersizim benim.
Nasıl bir alın yazın varmış be senin böyle kızım? Bir gün yüzü görmedin. Bir gün yüzün gülmedi. Güldüremedim yüzünü. Bir de beni taşıyorsun sırtında. Yaz işte. Özhan'ın babanın yanında olsaydım belki olmazdı böyle. Daha el kaderken gülmemiş yüzüm be kızım. Yoksa anam baban ölmezdi. Sen onların yanında büyürdün. Okuturlardı belki seni. Böyle açlık çekmezsin. Kimseye muhtaç olmazdın. Kuş kadar canınla el kapılarında iş aramazdın. Bir de beni düşünmezdin. Ben seni öz kızım gibi bildim. Ama gücüm yetmedi. Sahip bile çıkamadım be sana kızım. Ben nerelere gideyim? Nazlım. Özden öz kızım benim. Keşke anam baban yaşasaydı da. Öyle buralarda heba olmasaydı hayat. Vay Allah'ın cezası vay. Yıllarca bana öz kızım diye el alemin bebesini mi büyüttürdün? Keşke böyle olmasaydı. Keşke sen hiç aramıza girmeseydin. Sen hiç olmasaydın mesela. Murat sana bu kadar aşık olmasaydı. Karşısına hiç çıkmasaydın mesela. Ama belki de bu kadar kötü bir şey değildir yaptığım. Yani çünkü hak ettiğim hayatı yaşamak için ikinci bir fırsatım olacak. Ama uyanırsan ona her şeyi anlatacaksın. Ölürsen ben de hak ettiğim hayatı yaşayacağım. Yine de keşke böyle olmasaydı. Başka şansım.
100 yıl. İki yüz yıl. Başınız sağ olsun. Tartışıyorsunuz. Yok bir şey kızım. Babana sor, o anlatacak. Neyi anlatacaksın baba? İşte her zamanki didişmelerimiz işte. Her günkü didişmeler değil mi? Ne oluyor baba? Canım, bana bir su getirir misin? Getireyim baba. Halit, çabuk söyle bana kim bu, kimin kızı? Bak. Konuş. Bak eğer konuşmazsan vallahi kızı karşına dikerim, her şeyi ona anlatmak zorunda kalırsın. Tamam, anlatacağım. Ha şöyle, hadi anlat. İnan olsun Nazlı kimin kızı ben de bilmiyorum. Nasıl yani? Cami avlusunda mı buldun bu kızı sen? Sembol. Nefes aldır, yapışma boğazıma ya. Ben bunca yıldır nefes alıyor muyum ha? Yıllarca bana ne diyor belli olmayan çocuğa baktırdın. Söyleyeceksin bir bir. Anlatacaksın her şeyi, anlatacaksın. Ne oluyor? Getir kızım, getir. Sağ ol. Bir şey var, siz saklıyorsunuz benden, söylemiyorsunuz. Ne oluyor? Neyi anlatacak babam Sümbül abla? Kafasını nerede yarmış onu anlatacak. Siz sabaha kadar neredeydiniz, ne yaptınız onu anlatacak. Bak Nazlı yorgun. Gidip yatsın, dinlensin. Hadi kızım. Yorgun değilim ben baba. Sümbül abla, babamı bu hale getiren o senin beni evlendirmeye çalıştığın adam. Nazlı. Madem yorgun değilsin, kasaba git tavuk al, babana pişir getir yesin. Adamcağız biraz kendine gelsin değil mi? Kız niye bakıyorsun öyle? Ne diyorum ben? Hadi. Hadi. Tamam. Hah, gitti kız. Hadi. Hadi bakayım.
Şimdi bana bir bir her şeyi anlat. Çabuk. Bugün bana bir şey olursa Zeynep'e çok iyi bak, tamam mı? Öyle şeyler söyleme. Sana hiçbir şey olmayacak. Sen hep onun yanında olacaksın. Zeynep'in hastalığını, durumunu biliyorsun. Onun için söylüyorum. Güzel sevgilim benim. Kızımız iyileşecek. Biz de hep onunla birlikte olacağız. Murat Zeynep'in yanında kal dedi ama duramayacağım. Aklım hastanede. Siz Zeynep'i merak etmeyin. Eğer bir şey olursa bizi arayın. Hemen yetişiriz. Tamam, ben bir gideyim duruma bir bakayım da gerekirse ararım. Aman Zeynep'e dikkat edin, tamam, bak kimse boş boğazlık yapmasın. Zeynep'i merak etmeyin. Babaanne. Ah kuzum. Nereye gidiyorsun? Ben aslında sana sürpriz yapacaktım ama... Bak gördün mü? Yakaladın beni. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Babaannen sana pasta alıp gelecekmiş. Pasta? Evet. Ben de dedim ki benim kuzum uyurken gideyim ona bir pasta alayım da keyif yerine gelsin ha. Ben de gelebilir miyim? Aa, ama olmaz ki. Hani biz bebeklerimize elbise dikecektik. Babaannen pastayı alıp gelsin, biz de bebeklerimize elbise dikelim, tamam mı? Tamam. Aferin kuzum. Ah, bir dakika. Ha, Furkan arıyor. Sen mi Furkan? Büyük alacağım ama annemle babam gelince birlikte yeriz. Hadi sen şimdi koş Mehtap ablanla bebeklere elbise dik. Hadi koş bakalım. Murat Bey,
eşinizin eşyaları. Melek, canım ne oldu, iyi misin? İyiyim. Yüzün nari ne öyle? Cemre yüzünden mi? Cemre? Sen nereden biliyorsun? Herkes biliyor. Neyi herkes biliyor Ayşe? Hayatım, kendine gelir misin, ne oluyor sana? Ayşe, neyi herkes biliyor? Sen kendine değilsin bence. Cemre'nin ölümünü bütün hastane biliyor. Tabii ki haberimiz var öldüğünden. Öldüğünden? Evet. Bir komplikasyon olmuş. Kurtaramamışlar. Evet. Öyle oldu. Melek, sen Cemre'nin ölümüne mi bu kadar sarsıldın? Eğer öyleyse çok şaşırırım. Ölmesini istemezdim ki sonuçta. Yani mutlaka ama bilemedim yine de. Benim bir iki işim var. Bak dikkat et kendine, tamam mı? Görüşürüz. İşte böyle. O günden beri Nazlı benim kızım. Yani kadın bebeği kucağına bırakıp gitti. Hiçbir şey demedi, öyle mi? Demedi. Peki bebeği kim getirdi sana? Yeminini unutma. Ne olursa olsun karşımıza çıkmayacaksın. Ne seni ne bebeği görmeyeceğiz artık. Yoksa bebeği geri alırım. Sözüm söz. Bir daha görmeyeceğim ben onu. Ver. Halit, kızı kim getirdi sana? Tanımıyorum. Nasıl tanımıyor ya? Hiçbir şeyi saklama, her şeyi anlat bana. Daha ne anlatayım Sümbül? Tanımıyorum dedim ya. Bir kere çocuğu bırakırken gördüm kadını. Sormuş, soruşturmuş, bulmuş. Bebeğimiz yok ya. Şşt! Sakın bu zengin bir ailenin kızı olmasın. Gene ağzını paradan açıyorsun ya. Zengin aile çocuğunu bırakır mı? Bana bak. Nazlı'ya bir şey söyleme. Evlatlık olduğunu bilmesin, tamam mı? Anladın değil mi Sümbül? Tamam tamam, demeyeceğim. Merak etme.
Efendim Gizem. Ne haber? İyi işte, bildiğin gibi. Ne yaptın, otele görüşmeye gittin mi o gün? Gittim. Olmadı. Yine iş arıyorum. Ha, onun için aradım. Bir terzi eleman arıyor. Aklıma sen geldin. Bugün gidebilirsen git görüş hemen acil. Olur, çok isterim. Kapıda yazayım ben sana adresi. Hadi olur inşallah. Çok sağ ol Gizem. Bir şey değil, yolluyorum hemen adresi. Tamam. Allah'ım inşallah bu sefer olur. Nazlı, yürüme gel ben bırakayım. Ya Nazlı, dur bir dakika dur. Dur. Çekil yolumdan. Bak, ben bu yola bir sefer çıktım Nazlı. Çekilmem. Sen benim babamın canını yaktın. Bak tamam haklısın. Sen dünkü olaya bozuldun. Allah için. Ama vallahi benim bir kabahatim yok. İnan bana istemeden oldu. Geç şu arabaya otur, ben eve bırakırken sana işin aslını anlatayım. Çekil yolumdan. Rahat bırak bizi. Yeter artık ya. Teşekkürler sevgilim. 7 yıldır bana hissettirdiklerin için. Kızımıza bir söz vermiştik. Ama bir tane sen böyle hızlı koşarsan biz sana yetişemeyiz ki. Yetişirsiniz. Tanem ne oldu? Şş, uyuyor. Kuşlar uyuyor mu? Bir tanem. O kuş uyumuyor. Ölmüş.
Bu da ne demek? Aklım, bütün canlılar, hepimiz dünyaya geliyoruz. İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar. Kuş da öyle mesela. Yani doğup dünyaya gelen her canlı zamanla büyür. Önce bebek olurlar. Sonra senin gibi çocuk olurlar. Sonra da bizim gibi büyürler. En sonunda da yaşlanırlar. Babaannem gibi mi? Gibi ama babaannem duymasın. Yani her canlının dünyada geçirdiği zaman sona erer. Ölürler. Bu kuş bir daha uyanmayacak mı? Uyanamayacak bir tanem. Ama o zaman uçamaz ki bir daha. O yeterince uçmuş demek ki. Ya bebekleri varsa? Şimdi de bebekleri uçar. Bebekler onu özler. Siz de mi öleceksiniz? Yani zamanı geldiğinde... Çok özlerim. Ölmeyin, tamam mı? Ölmeyin. Tamam bir tane. Söz mü? Söz. Ben onu ne diyeceğim şimdi? Ben ona ne diyeceğim şimdi? Çok güzel oldu. Hatice teyze çok güzel oldu. Neden ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun Hatice teyze? Elime iğne battı da o yüzden kuzum canım yandı. Ağlama, annem gelince elini iyileştirir. Benim elim kanayınca iyileştirmişti biliyor musun? İyileştirir kuzum. Anneler iyileştirir. Annem gelince söyleriz, tamam mı? Sen ağlama. Tamam hadi sen oyna, ben yemeğe bakayım. Oyna sen. Boş boş da duramadım. Abla? El kadar yavrunu nerelere bırakıp gittin kuzum? Kimlere bırakıp gittin? Allah aşkına dur. Bizi ötsüz bırakıp nereye?
Nerelere gittin kuzum? Abla, bak Allah aşkına Zeynep duymasın. Sana bakmaya geldim. Bana bakmaya. Aa, her yerde bu kartı aradım, kaybetmiştim. E buradaymış, nasıl olur? Hayır, görememiş de olamam ki. Başka? Öyle. Melek, bak burada yabancı yok. Rahat rahat konuşabilirsin. Cemre öldü. Biliyorum. Benim artık ikinci bir şansım var. Yani? Bu şansı çok iyi kullanmam lazım. Murat'ı kazanabilmek için yani. Ve onu kendime aşık etmek için. Melek, seni yıllardır tanırım, biliyorsun. Her zaman erkeklerin ilgisini çekebilen, onları kendine aşık edebilen bir kadındın. Hatta bazen seni kıskandığım bile oluyordu benim. Bak Murat o erkeklerden değil, sen de biliyorsun. Değil. Hatta Cemre'ye öyle aşık ki. Benimki umutsuz bir vaka gibi görünüyor. O zaman neden uğraşıyorsun? Ya sen reddedilmekten nefret edersin. Çünkü bu kez reddedilmeyeceğim. Nasıl olacak bu? Bir fikrim var. Ne o fikir? Anlatacağım. Ama sen de bana yardım edeceksin. Nasıl bakıyorsun öyle adama ya, öldürecek gibi? Ne bakacağım kız? Köpek görsün yüzünü. Ne oldu? Neye sinirlendin gene? Sen öyle her şeyi bilme. Sümbül abla, ben yemeği pişirdim ocakta. Babam uyanınca verirsin, olur mu? Sen nereye gidiyorsun? İş görüşmesine gideceğim. Bir arkadaşım aradı. Eleman arıyorlarmış bir yerde. Biraz uzakta ama çok geç kalmadan gelirim. Babam merak etmesin, olur mu? Olur, tamam. Tamam, git sen. Kafasız adam. Şu kızı bir ikna edemedin ki Rüstem'le evlensin. Hepimiz sürünüp gidiyoruz. Rüyanda görürsün. Halit hayatta kıymaz kızını. Kızımızı değil ki. Ne? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Kızı değil dedin. Nazlı var ya. Evlatlıkmış, Halit'in kızı değilmiş. Ne? Yok artık. Bebekken vermişler bunu. Kime vermişler? Kimmiş peki gerçek ailesi? O da bilmiyor ki. Yani Nazlı'nın haberi yok mu evlatlık olduğundan? O da vallahi hiç bilmiyor. Bunun peşinde geziyor baba baba diye. Sen ne zaman öğrendin? Bugün. Bir sen eksikti. Efendim Rüstem? Dükkandayım, çık gel hemen. Tamam. Benim az bir işim var, gideceğim. Sen evde dur, tamam mı? Topla oraları da. Ben hayatımız film sanıyordum. Meğer romanmış. Kaybınız için çok üzgünüm Murat Bey. Sabırlar dilerim.
Durum bu kadar hassas olmasaydı bu konuşmayı sizinle bu kadar çabuk yapmazdım. Zeynep'in hastalığını düşününce beni anlayacağınızı umuyorum. Rahat konuşun. Dinliyorum. Zeynep'in ameliyatına 1 yıl var biliyorsunuz. Tamamen sağlığına kavuşabilmesi için o ameliyata kadar ona çok iyi bakmak zorundayız. Önleyemediğimiz, doğalında gelişen bazı krizler dışında bu zamana kadar inanılmaz çaba sarf ettiniz. Hem siz hem de tüm aileniz. Ancak asıl zorluk şimdiden sonra başlıyor. Zeynep'in durumu annesinin ölümünü kaldıramayacak kadar hassas. Zeynep yaşındaki bir çocuğun annesini kaybetmesinin yıkıcılığı bir yana, hastalığını da göz önünde bulundurursak bunun yol açacağı sonuçlar çok tehlikeli olacaktır. Annesinin hayatta olmadığını ondan gizlememiz gerekiyor yani. Sizden istediğim bu şeyin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ama maalesef başka çaremiz yok. Zeynep'in durumunda böyle bir riski göze alamayız. Annesinin ölümünü ameliyata kadar ondan saklamak zorundasınız. Madem öyle, öğrenmeyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Çok zor bir süreç olacak. Tahmin edebiliyorum. Kolaylıklar dilerim. Zeynep'im, gel. Bak Mehtap ablan sana kek yapmış, yiyelim. Gel kuzum. Gel kuzum, hadi otur gel. Bebeğimin mavi eteği var. Aa, ne güzel olmuş. Annemin de aynı mavi etekten var. Öyle mi? Bebeğim de annem gibi oldu, niye biliyor musun? Niye kuzum? Çünkü annem çok güzel. Bebeğim de annem gibi çok güzel oldu. Güzel, elbette çok güzel. Hadi kekini ye. Sevdin mi? Hı. Çok güzel olmuş. Sütümüzü de içelim. Sonra uyuyalım, olur mu? Sabah erken kalktın. Uykum gelmedi. Ama kuzum yatınca gelir. Gelmez. Annem gelince uyuyacağım. İnat etme işte Murat. Ben bırakayım seni. Gerek yok. Ben giderim. Sen? Halit'in kafasını yarmışsın. Ben senin işini yapmaya çalışıyorum. Sen de hep önüme taş koyuyorsun. Olmaz Rüstem, olmaz. Vallahi çok büyük yanlış yapıyorsun. Kadın, kes tat havayı. Karşında keriz yok senin. Otur. Lak lak yap diye çağırmadım seni buraya. Ne oldu? Bastır 100.000 lirayı al kızı diyordun. Saydık eline parayı. Hani? Kızın babasını itip kakarsan o kız da varmaz sana. Ben bilmem Sümbül Hanım. Parayı aldın mı benden? Aldım. Doğru mudur? Doğrudur. Nasıl olacak bizim iş? Kızı paket mi yapacağım sana?
Her işin bir yolu yordamı var değil mi? Biraz sabredeceksin. Usulünce alacaksın kızı. Sen böyle konuştukça var ya, benim böyle cinlerim tepeme çıkıyor ha. Ya kadın, kız beni gördüğü yerde bana posta koyuyor, posta. Senden iğreniyorum dedi be, iğreniyorum. Bana bak. Yoksa sen bu kızın gönlü sende diye beni mi oyalıyorsun ha? Yok canım, olur mu öyle şey? Kızın gönlü sende. O babası yok mu? Aklını çeliyor. Zaten Halit olmasa çoktan yaptıydım ben bu işi. O ne karışıyormuş? Ne yapacaksın, karışıyor işte. Kız da babasının sözünden çıkmıyor. Ne olacak peki? Sen benim lafımı dinleyeceksin. Bak, öyle esmeyle gülemeyle olmaz bu iş. Önce Halit'i ikna edeceğiz, sonra Nazlı Kolay. Becerebilecek mi? Evelallah. Sen Sümbül'ü ne sanıyorsun? Bekle de gör. Sümbül, ben çok beklemem. Bu işi bir an önce hallet. Yoksa kim kimi tanıyor, kim kimi ne zannediyor orasına karışmam. Haberin olsun. Kızın hayatıyla oynuyorsun, hayatıyla. Bırak da bir gün yüzü görsün. Halit, kime diyorum ben? O tefeci Rüstem'le evlenince bir gün yüzü görecek benim kızım. Sana ne tefeciyse? Kızını rahat ettirecek. Sen ona bak. Nazlı'nın rahatı senin bu kadar onun da Sümbül. Git şuradan ya. İnsanı salak yerine koyma. Hepimiz rahat edeceğiz. Nazlı da rahat edecek. Daha ne istiyorsun? Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece kızımın iyiliğini istiyorum. Sen de kızın peşini bırak. Aklına fikrine girme kızım. Benim o tefeciye verecek kızım falan yok. Senin zaten kızın yok. Kızım kızım deyip durma. Sümbül. Ağzına diline hakim ol. Nazlı'ya duyuracak bir şey söyleme. Niye korkuyorsun? Tabii, kız bırakacak gidecek diye değil mi? Sonra kim bakacak sana? Sözde kızı düşünüyormuş. Onu düşünmesem bugün evlendiririm Rüstem'le. Sen ne konuşuyorsun? Ben Nazlı'm için canımı veririm, canımı. Hı, şuna bak, sanki canı para ediyor. Bu kız sen olmasan çoktan Rüstem'le evlenmişti. Seni bırakmamak için evlenmiyor. Benim kızımın o herifle işi olmaz. İyi o zaman. Babası olmadığını bilsin bakalım ne yapacak. Sümbül, sakın. Bak sakın ha. Görelim işte ha. Görelim nasıl baba kızsınız.
Sümbül, Nazlı'ya bir şey demeyeceksin, tamam mı? Anladın mı? Bana ne demeyecekmişsiniz? Hoş geldin. Ne oldu iş görüşmesi? Başkasını almışlar. Çok da uzaktaydı. Boşuna gittim onca yolu. Olsun canım. Canına yazık zaten. O kadar uzak yol gidilir mi? Sümbül abla, bana ne söylemeyecekmişsiniz? Rüstem var ya, çok pişmanmış, özür dilemek istiyor. Ne? Halit'e çok saygısız davrandım. Nazlı beni bir dinlesin diyor. Adamın niyeti ciddi, sonuçta seninle evlenmek istiyor. Sümbül abla, bana Rüstem deme. Ama adam Nazlı diyor, başka bir şey demiyor. İstemiyorum. Dur bir dur kız, dur. Baba kız, inadınız kurusun değil mi? Evlenmeyeceğin de ne yapacaksın? Elde yok, avuçta yok. Baban sakat, 100.000 lira borç var. Bitiksin kızım, görmüyor musun? Ben halledeceğim Sümbül abla. Gerekirse gece gündüz çalışırım ben. Ya sabır, ya selamet. Ha duvara konuşmuşum, ha sana. Sümbül abla, istemiyorum. Bak bu konuyu bir daha açma. Ben Rüstem'le evlenmek istemiyorum. Babam da istemiyor. Baban da. Sen babanı bırakmak istemiyorsun öyle mi? Gel baban anlatsın sana. Gel içeri, baban anlatsın sana. Gel gel gel. Geç geç şuraya. Baban anlatsın sana her şeyi. Bakma öyle. Konuş. Anlatsana. Baba. Sümbül abla, ne oluyor? Nazlı'nın öz mü üvey mi olduğunu anlatsana. Ne? Baba. Ne duruyorsun? Üvey olduğunu anlatsana kıza. Baba. Niye itiraz etmiyor baban? Gerçi baban değil. Susuyor, kabahati büyük. Hadi anlatsana kıza üvey olduğunu. Baba. Sümbül abla ne diyor? Baba. Murat. Nasılsın? Seni bekledim ben de. Neden? Merak ettim seni, o yüzden. Merak edilecek hiçbir şey yok Melek. Avsi teyze fenalaştı. Sakinleştirici verdik, yattı uyuyor. Zeynep'e hiçbir şey belli etmedik ama. Hiç merak etme. Akşam uykusu geldi, uyuttum onu da. Sağ ol. Ne demek? Murat, ben her zaman sizin yanınızdayım. Merak etme. Thank you.
Biz sana verdiğimiz sözü tutamadık bir tane. Sen bunu bilmeyeceksin. Senin iyiliğin için baban sana yalan söyleyecek. Baba? Ah. Bir tane. Gördünüz mü? Geldik bir tane. Geldik. Annem nerede? İçeride mi? Sen şimdi uyu bir tane. Uykun kaçmasın. Sabah uyandığında görürsün anneni. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir annem. Canım.